Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım çünkü bugün bir Lego tanıtmayacağım. Çok daha farklı bir şey yapacağız. Bu görmüş olduğunuz Pokemon kartlarını açacağız. Paketleri açmaya başlamadan önce kısaca bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz kutu 25. yıla özel olarak tasarlanan Pikachu Celebration kutusu. Yani içerisinde Pikachu'ya özel kartlar var. Hepsini birazdan göstereceğim ama onun dışında tamamen random bir sürü hani Pokemon'un çıkabileceği de kartlar var. Ki bu kartlar içerisinde en yüksek çıkma ihtimali olan kart sanırım Charizard kartı. Charizard'ın 25. yıla özel olan kartı bu paketlerden bir tanesine çıkabilir. Umarım bu videoda çıkar. Yani bunu gerçekten istiyorum. Şimdi bunu koyalım. Bu da bir diğer kutumuz. Pokemon kartlarının son koleksiyonlarından olan Paldea Collection'ın Quaxly versiyonu. Burada 3 tane yeni tür Pokemon var. Ayrıca yine büyük bir Pokemon kartı var. İçinde de Paldea Collection'dan farklı paketler var. Hepsini de biraz sonra açacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha önce 4 tane Paldea Collection, yani bunun içinden çıkacak paketlerden açtım. Onu da şöyle göstereyim, hatta kartları arkasında göstereyim çünkü Pokemon yazısı çok güzel duruyor. O paketlerde hangi kartların çıktığını, yani bu kartların neler olduğunu da Instagram hesabımdan izleyebilirsiniz. Orada da kısa bir Reels'ını paylaşmıştım. Birkaç gündür açmakta zorlandığım, sürekli videoda açacağım diye tuttuğum paketler için artık dayanamıyorum. Hadi gelin videoya geçelim ve paketleri açmaya başlayalım. İlk olarak bu paketle başlayalım. Bu paketin özelliği şurada görmüş olduğunuz Celebration kartlarından olması, daha sonra paketlerinden olması. Ayrıca şu dörtlü kartta yine Celebration paketine dahil Pikachu V-Union olarak geçiyor. Arkasını çevirdiğimde zaten 4 promo cards diyor. Bir tane Giant kart diyor. Ayrıca 4 tane... Evet, 4 tane Pikachu kartından olduğunu söylüyor. Bir tane Oversize Pikachu kartı var. Onun dışında bir tane Helpful Supporter kart olduğunu söylüyor Professor Burnett'ten. 4 tane Celebration 4 Card Booster var. 2 adet de TCG Booster var. Neyse, şimdi daha fazla şey yapmayayım. Paketi açalım ve size orada göstereyim. Ayrıca içinden de ne çıkacak bakalım. En zor çıkan kart Charizard diyorlar. En pahalı da kart Charizard'mış. O yüzden birlikte göreceğiz bakalım çıkacak mı bize. Şimdi şunu çıkarayım. Şurayı açalım. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Şu kocaman, gördüğünüz gibi bayağı büyük bir Pokemon kartı. Pikachu V-Union kartı. 25. yıla özel olarak burada toplamda 25 tane Pikachu var. Onu da söyleyeyim. Hatta sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Tamam, 25 tane Pikachu var. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Şurayı göstereyim. Şimdi şurayı göstereyim. Şöyle 4 tane Pikachu kartı, bir tane de dediğim Professor Burnett kartı çıktı. Onu şöyle koyayım. Daha doğrusu şöyle koyayım. Hatta şunu çekip size şunu göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz dev Pikachu kartı. Bunlar da 4 tane küçük kart ama bunlar birleştiğinde şöyle puzzle gibi. Aslında bir tanesinin aynısını yapıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani aslında bu kartların tek tek hani bir değeri yok diyeceğim ama sanki vardı gibi. Emin değilim. Yok yok. Tamam, yokmuş. Aslında bu kartı bu kadar büyük yapmak yerine şu dörtlü kart boyutunda yapsalar daha mantıklı olmuş. Bu biraz büyük olmuş. Neyse. Şimdi şöyle bu Pikachu kartlarımızı toplayalım. Şimdi gelelim paketlerimize. Tekrardan bunu alayım. 6 tane toplamda paketimiz var. Fakat şunların şöyle söyleyeyim. Şu 4 tane Celebration olanlar, bunlar. İçinde 4 tane kart var. Bunlar gibi 10 tane kart yok. Bunlar da farklı Sword and Shield Darkness Ablaze kartları. Yani bu şeylerden çıkmıyor. 25. yıl kartlarından çıkmıyor. Şimdi o yüzden 25. yıl kartlarından, zaten bu arada toplamda söylediğim gibi 25 tane sadece bu seriye özel basım kart var. Tamamen yeni kart var. 25 tane de eski kartların 25. yıla özel basımları var. Zaten onlar aslında zor bulunan ve özellikle Charizard orada en değerli kart olarak geçiyor. Bu Celebration'ların reprint olanlarda. Şimdi biz bunu açalım. Bakalım yenilerden mi çıkacak? Yoksa eskilerden mi? Bu arada bu paket açmadan... Biraz başarısızım da ben. Çıkaralım. Hazır mısınız? Şöyle yapayım. Allah, şunları da toplayayım hatta. Tek tek açalım. İlk kart Lunala. Bu sanırım yeni kartlardan. Evet, yeni kartlardan. İkinci kartımız... Ooo! Ooo!
ne çıktı? Ne çıktı daha ikinci sırada? İkinci kartta bulduk vallahi Charizard'ı. Woohoo! Tamam. Bu paketlere artık gerek yok. Valla Charizard zor çıkıyor diyordum. Açıkçası bir değerine de bakmak istiyorum ne kadarmış. Bayağı 100 dolara kadar satılıyormuş bu kart şu an. Şakasız. Şu kart sanırım bildiğiniz 100 dolara satılıyor. Gerçi burada şu işaret var. Bu 25. yıl mı? Emin değilim ya ama bildiğim kadarıyla bu bayağı pahalı kart. Şu an bayağı iyi bir kart açmış olabiliriz. Bayağı 25. yıl özel Charizard kartını bulduk. Bu kart insanlar böyle şeylere, naylon poşetlere falan koyuyor ama ben şimdilik şuraya koyayım. Hatta şöyle kalsın. Videoda sürekli gözüksün bu kart. Tamam, bunları artık atabiliriz. Bunlara gerek yok. Neyse, ben bunu özel bir yerde korurum. Bir şekilde korumam lazım. Tamam, şimdilik devam ediyoruz o zaman açmaya. Bir diğer kartımız Kyogre ve son kartımız Cosmog. Şimdi paketimize devam edelim. Vay be, bayağı Charizard bulduk ya. Şimdi böyle tekrardan aç. Hatta şunu şöyle koysam. Sürekli buraya biriktirelim. Hazır mıyız? İlk kartımız Surfing Pikachu. Şöyle göstereyim. Bunun bir de Flying Pikachu versiyonu var ama bu Surfing Pikachu. Çok sanırım pahalı bir kart değil. Normal kart satış sitelerinde 2-3 dolara gidiyormuş. Neyse, bu da çok güzel bir kart. Bunu da şöyle kenara koyayım. Güzel kartları burada tutalım. Surfing Pikachu. Burada Reshiram var. Bu da yeni Pokemon'lardan olması lazım. Hemen şurada setime bakayım. 2 numaralı kartmış bu arada. Bütün şey içerisinde, seri içerisinde. 1 dolarlık kart. Çok da bir şey değil. Bir diğer kartımız Ho-Oh. İsmi kesin oradan geliyor. Ve son kart da Lugia. Tamam, şimdi şu paketle devam edelim. Ben hala tabii ki Charizard'ın şeyindeyim. Şunu göstermeyeyim şöyle. İlk kart. Professor's Research. Discard your hand and draw 7 card. Ha, şey yapıyormuş. Elindeki bütün kartları tamamen yok ediyor. Discard yapıyor ve sonrasında 7 tane kart çekmen gerekiyor tekrardan eline. Eskiden çocukken oynardık biz bunları. Neyse. Şimdi bir sonraki kartımız. Kyogre. Bu çıkmamış mıydı Kyogre? Hemen bakayım. Evet, çıkmıştı. Kyogre'den şu an 2 tane oldu. Diğer kartımız Xerneas. Ve son kart yine Lugia. Lugia'dan 2 tane oldu. Şimdi son bu 25. yıl paketinden açacağım. Bu arada Charizard'ın şöyle bir şeyi oldu. Yani videonun aslında bunu kurguda sona koysam daha güzel olur. Başında çıktı resmen ya. Baya zor denilen kart. Başında çıktı. Şöyle yapalım. Evet, hazırsak o zaman kartları açıyorum. Salgaleo. Zekrom. Bunun çoğunun ismini vallahi bilmiyorum. Yeni Pokemon'lar. Veltal. Yveltal ya da. Artık nasıl okunuyorsa. Bunun da bir değeri yok. 1 dolara kadar gidiyor maksimum. Ve son kartımız Cosmog. Okey, o zaman şimdi bu 25. yıl kartlarından, paketlerinden, 4 tane paketten şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 tane şahane kart düşürdük. Bir tanesi Charizard, bir tanesi Surfing Pikachu. Charizard mükemmel oldu. Eski kartlar içerisinde aslında Blastoise de vardı, Venusaur vardı, Mew var. Böyle farklı şeyler var. Eski Pokemon'lar var, Mewtwo var. Yani onların değerleri çok daha düşük Charizard'a göre. Blastoise olsa mesela, Blastoise de fena değil. 50-60 dolar arasında gidiyor ama 15-20 dolara da satılıyormuş. Mewtwo'ya bakayım. Mewtwo da o civarda. Yani satılabilecek en yüksek kart görünüşte şu Charizard gibi duruyor ve Charizard'ı baya düşürdük. Bu 25. yıl serisiydi. 25. yıl serisinde gördüğünüz gibi şöyle hep 25 Pikachu şeyi var. Pikachu'nun bu kırmızı yanakları şeklinde 25 yapmışlar. Bu arada bu Pokemon'ların hem burada özellikleri, yani kart oynamak istediğinizde hem özellikleri var. Hem burada yine elinizle alakalı yapmanız gereken şeyler var. Ayrıca enerji kartları var. Onları da biraz sonra gösteririm. Onları da kullanıyorsunuz oynarken. Bir de şurada Pokemon'la alakalı bir hikaye mi diyeyim, yani ne olduğunu anlatıyor. Örneğin mesela şurada It is a said to be a guardian of the seas. Yani denizlerin koruyucusu olduğu söyleniyor. Ayrıca It is rumored to have seen a night of a storm. Yani karanlıkta, daha sonra akşamlı geceleri şeyde fırtınayla birlikte gözüktüğü söyleniyor falan gibi. Böyle Pokemon'larla ilgili güzel bilgiler de var. Seride iki tane daha paketimiz var. Sword and Shield serisinden.
Evet, bu seri, şu ilk şunu açalım. Darkness Ablaze serisi. Bunda toplamda 189 tane kart var. Evet, bu kartlar içerisinde de düşürebileceğimiz en pahalı kart yine Charizard'mış. Charizard kartı bayağı pahalıya gidiyor. Onun dışında aslında çok da pahalı kartlar yok. Butterfree var, Eternatus var. Böyle birkaç tane kart var ama çok da pahalı değil gibiler. Yani benim tanıdığım, bildiğim Pokemon'lardan çıkarsa benim için yine başarılı olmuş olur. Aslında böyle açalım. Karablast. Dur şunu 25. yıl kartlarını şuraya alayım. Evet, Karablast, Sinistea, Toxel, Bunnelby. Oha, bunu hiç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Oha, bayağı kulaklarıyla yeri şey yapıyormuş. Kazıyormuş. İlginç bir Pokemon. Wimpod, Mr. Rime. Oo, çok güzel duruyor bu arada kart. Şöyle göstereyim. Scissors. Heart Scissors diyor hatta şeyde altında. Bunlara birazdan bakacağım. Bir enerjimiz çıktı. Yelhorn, Fred, Steenie ve son olarak da Download kodu. Yani 2-3 dolara falan gidiyormuş bu kart. Çok da değerli değil gibi duruyor. Şöyle koyayım. Bu son paketimizi de açalım. Honage. Umarım doğru okuyorumdur. Horsey. Monkey. Slowpoke. Bu eski Pokemon olması lazım Slowpoke. Bunu hatırlıyorum. Fomantis. Octillery. Corviknight. Bu bayağı güzel bir kart bu arada. Corviknight daha doğru ismiyle. Çünkü Corvik değil. Corviknight. Yani Corvi şövalyesi gibi bir şey olması lazım. Kart çok güzel duruyor bu arada. Şöyle kameradan da gözüküyordur. Bunun değeri 4 dolar civarındaymış. Bir enerji kartımız. Bruno, Karkol, Pignit veya Pignite. Şöyle de bir download kodumuz çıktı. Bitti. Evet, pardon. Tamam, bitti. Ve şu görmüş olduğunuz Quaxley Paldea Collection kartlarını açmaya devam edelim. Bu Paldea'lardan ben Reels'ını da açmıştım. Daha önce de söylemiştim zaten videonun başında. Şimdi gelin onları açalım. Burada 3 tane Pokemon kartı var. Dahili olarak gelen Fuecoco, Quaxley ve Spigatito. Bu üçü var. Ayrıca Corridon'un da kocaman bir kartı var. Yine Pikachu'nun kartı gibi. Burada ayrıca bir pin var. Açıkçası bu Pikachu şeyinden de çıkmasını, paketinden de böyle bir pin çıkmasını isterdim. Çünkü belki biliyorsunuzdur, benim bir pin koleksiyonum var. Pokemon pini gerçekten güzel olurdu. Herhangi bir pini yok aslında Pokemon'un bende. Yani Poketopu da olur, Pikachu da olur, Charizard da olur. Şöyle bir güzel bir pin olsa güzel olurmuş aslında. Biraz zor açtım ama açtım. Şunu da çıkarayım. Evet, paketlerden çıkan şu 3 kart böyle. Sprigatito, Quaxley ve Fuecoco. Bir tane büyük yine Corridon X kartı var. Kocaman kart. Daha önce çıkan şu Pikachu kartıyla zaten aynı boyuttalar. 4 tane kartımız. Daha doğrusu paketimiz. Bu pinlerden daha fazla istiyorum aslında. Sırf bu pinler için bile alınabilir. Şöyle koyayım mı onu da? Videoda gözüksün. Şimdi 4 tane paketimiz var. Bunların 2 tanesi Silver Tempest, Sword and Shield'den. 2 tanesi de Brilliant Stars. Biz şunlarla başlayalım. İçinden neler çıkacak bakalım. Şu paketle önce başlayalım. Şimdi bu serinin Silver Tempest'ın, şu ikisinin daha doğrusu, en pahalı kartı Lugia V. Yani Lugia 5. Yaklaşık 200 dolara yakın bir fiyata satılıyor. Serena kartı var. O 100 dolara satılıyor. Serena'nın Full Art Ultra Rare kartı var. O da 50 dolara satılıyor. Diğer 100 dolara satılan Serena'nın Staff Regional Championship promo kartı. Bakalım onlardan bir tanesi bize düşer mi? Şöyle açalım. İlk videonun başında olduğu gibi tersten yaparsam olmaz. Çünkü videolar terste genelde. O yüzden ben şöyle yapacağım ve böyle bakmaya başlayalım. İlk olarak Pumpy'miz var. Bayağı Pampa kartımız çıktı. Dreepy. Buneary. Buneary. Bu deste biraz garip oldu. Pampa çıktı. Buneary çıktı. Bayağı Buneary ya. Rotom. Swablu. Blissey. Çok güzel bir karta benziyor. Buna bir bakalım. Blissey'i kenara ayıralım. Cobalion. Bu neymiş? Böyle siyah bir V-Star kartı çıktı. Bir anlamı var mı acaba? Sanmıyorum. Şöyle koyayım. Palossand, Metang ve Furisode Girl.
Ya Furusa değil. Artık nasıl okunuyorsa. Şu kart neymiş ona bir bakacağım. Evet şimdi internetten baktım. Bu V-Star kartları. Şu black arkası. V-Star yazan kartlar. Enerji kartlarının yerine kullanılıyormuş. Özellikle V böyle şunun gibi olan. Pokemon'larda V serisi Pokemon'larda enerji yerine geçiyormuş. Yani çok da bir özelliği yok gibi duruyor açıkçası. İkinci paketle devam. Şöyle yapayım. Hazır mıyız? Krogunk. Şunu üstüne biriktirelim. Solosis. Zubat. Aa Zubat. Çok eski bir Pokemon bu. Bayağı benim eski oynadığım Game Boy oyunlarında da olan bir Pokemon'du Zubat. Güzel oldu bu. Ne? Elgium. Fungus. Mantar olduğu belli. Aa Golbat. Bu da Zubat'tan evrim geçiyor. Zaten şurada da yazıyormuş. Evolves from Zubat. Şu Zubat'ın evrim geçirmiş hali aynı pakette çıktı. Güzel oldu. Zubat ve Golbat. Şöyle yapalım. Miss Magius. Enerji kartımız. Draglog. Lantern. Ve Unidentified Fossil. Yani tanımlanamamış bir fosil. Şimdi Brilliant Stars kartlarını açmaya başlayalım. Bu Brilliant Stars kartlarında da bu arada yine bir Charizard var. Çok pahalı bir Charizard. $173 civarında. Bir de $85'lık Charizard var. Yani her türlü Charizard gidiyor burada. Bir de Arceus varmış ama $35-$40 bandında. Yani Charizard bulursak yaşadık, yoksa çöp. Hazırsak o zaman Brilliant Stars testisinde çeviriyorum. Staryu. Bunu da hatırlıyorum. Bu da eski bir Pokemon olması lazım. Riolu. Starly. Milcerny ya da Milcerny. Karablast. Zekrom. Oo bu bayağı güzel bir karta benziyor. Bazı kartların tasarımı gerçekten çok güzel. Zekrom. Klinklang. İsmi güzel. Enerji kartı. Fracture. Fracture ya da. Team Yells Cheer. İyiymiş. Marnie Sprite. Ve son paketimize de hızlıca geçelim. Burada bir tanesi çıktı bile. Axew. O zaman bu pakette hızlıca bakalım. Axew. Spiritomb veya Spiritomb. Kling. Bunun Klinklang vardı şurada. O onun evrimi mi acaba? Hemen bakalım. Klinklang. Evolves from Klang. Yo bu Kling. Aa değişik. Sneasel. Turtwig. Ne bu? Urshifu. Urshifu'nun V kartı. Heatran. Yine enerji kartımız. Cheering Scare. Printlop. Ve Kindler. Şu görmüş olduğunuz Zekrom'un hiçbir değeri yokmuş. Gerçekten 2 sente falan gidiyor. Aa bak bu güzelmiş. Bu kartın ederi $6 ile $9 arasında değişiyor. O yüzden başarılı bir kart sayabiliriz bunu. Şimdi şöyle kartları koyayım. Bu açtığımız bütün paketlerden çıkan kartlar 25. yıl hariç. 25. yıl kartları burada. Ama 25. yılın en güzelinden şöyle göstereyim. Charizard'ı düşürdük. Gerçekten şu kart, görmüş olduğunuz kart, daha fazla dokunmayayım, hasar vermeyeyim. $100 kadar neredeyse satılıyor. Ve şöyle iki tane de güzel kartımız var. Corviknight. Bu sadece güzel gözüküyor, o kadar bir değeri yok. Bu da zaten $3-$4 satılan bir Surfing Pikachu kartı. Onları da yine şuraya koyayım. Bu gerçi 25. yıl değil. Bunu böyle koyayım. Okey o zaman yavaştan videomuzu kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım için çok değişik ve güzel bir video oldu. Pokemon kartları açtık. Daha doğrusu Pokemon kartı paketleri açtık. Ve daha henüz ilk pakette, ikinci ya da üçüncü sırada en muhteşem kartı bulduk. Charizard'ı bulduk. Yani o serinin en muhteşem kartı. Yoksa ondan daha iyi kartlar da vardır tabii ki. Ama yani bu an gerçekten hem benim için hem de kanal için güzel bir an oldu. İzlediğiniz için buraya kadar tekrardan teşekkür ederim. Bu tarz videolar bundan sonra gelmeye devam edecek. Çünkü ben kanalda evet Lego yapmaya her zaman devam edeceğim. Her zaman çok güzel Lego videoları olacak. Ama sadece Lego videoları da olmayacak bundan sonra. Daha fazla böyle geek kültürüne ait şeyler olacak. Örneğin bu videoda olduğu gibi Pokemon kartı videosu olacak. Daha önce bir Reels'ını çekmiştim. Star Wars kartı göstermiştim. Hatta o da şurada. Şurada şöyle göstereyim. Star Wars kartları açmıştım. Star Wars kartı tarzı videolar olacak.
Ama onun dışında farklı bazı teknolojik ürün videoları, bazı figür incelemeleri veya da yine geek kültürüne ait birçok şey olacak. Yani oyun, film çok fazla incelemeyeceğim. Filmle alakalı ama bilgileri Reels'ında veya Instagram hesabından vereceğim. Oradan da eğer beni takip etmiyorsanız Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Çünkü hem storylerde güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyorum, indirimler paylaşıyorum bazen. Hem de Reels'larda biraz daha farklı, yani bu YouTube'a attığım videolardan farklı videolarda atabiliyorum. Çünkü oranın süresi biraz daha uzun. 1,5 dakika olduğu için bazen 1 dakikaya indiremiyorum videoları. O yüzden Reels'ta kalıyor, YouTube'a atamıyorum. Dediğim gibi bundan sonra çok daha farklı güzel videolarda olacak. Ama merak etmeyin, eğer sadece Lego için beni takip ediyorsanız dediğim gibi hiç merak etmeyin. Çünkü Lego videoları full performans devam edecek. Bu tarz videolar ona ek olarak gelecek. Yani normalde haftada minimum bir tane Lego videosu yapıyorsam artık belki 2 tane çekeceğim. Ekstra bir tanesi olacak gibi düşünebilirsiniz. Legolar tam gaz devam. Ama bir yandan da bu tarz güzel böyle koleksiyon tarzı ürünlerde veya işte koleksiyonu yapılacak şeylerinde diyeyim, hani videosu da gelmeye devam edecek. Pokemon kart videosu benim için çok verimli geçti. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer siz de bu arada Pokemon kartı açmak isterseniz, Pokemon kartlarını nereden alacağım diyorsanız benim bu Pokemon kartlarını temin ettiğim yere bir bakabilirsiniz. PHD Collectibles'a. PHD Collectibles'tan bu arada sadece Pokemon kart paketlerini değil, yani daha böyle geniş paketler de alabilirsiniz ama sadece paket değil veya tekli paket de alabiliyorsunuz bu arada. Ama onun dışında kartları da alabiliyorsunuz. Örneğin bu Charizard kartını sadece ben Charizard kartı alacağım derseniz orada satışta var. Tabii ki de fiyatları değişiyor. Bir paketten çok çok daha yüksek fiyata çıkıyor. Çünkü rare, yani zor bulunan kartlar. Ama bu tarz birçok kart var sitede. Oralara bakabilirsiniz. Onun dışında bu Star Wars kartı veya kart dışında da çizgi romanlar, imzalı çizgi romanlar veya işte koleksiyonluk ürünlere bakmak isterseniz PHD Collectibles'a bir bakabilirsiniz. Bana da videoya konu olsun diye bu Pokemon kartlarını gönderdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Eminim şu an eğer PHD Collectibles'tan biri izliyorsa videoyu pişmandır. Çünkü diyordur ki ah, o paketi göndermeseydik de biz açsaydık, Charizard'ı biz bulsaydık diye. Ama yapacak bir şey yok, artık o kart benim. Yani satabilirim bu arada. Yani ne kadara gider bilmiyorum ama satarım. Neyse, şakası bir yana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz değişik videoların gelmesini isterseniz de veya bu tarz videolar hakkında ne düşündüğünüzü de yani merak ediyorum. Hani gelmesini isterseniz aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.